devlet üniversiteleri, devlet okullarında olsaydı hiç gündeme gelmeyip böyle devam edecekti. Ben onun için orada burada haykırıyorum ki bura beleş, bura parasız, çocukları getirin. İşte dünyayı keşfetmek değil, varlığı iyi kullanmak. Bu bir şeref. Sarayda yapılan bir işti. Senin anlatamadığını karşı cenah anlatır. Ölüm gide gide anlatmış. Bu Türkler bizim hakkımızı yedi, bizi öldürdü, şöyle etti, böyle etti. Ya Türkler değil ama tek yanlı anlatılmış ona. Aman 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 bu duymuş olmayayım diye. Benim ihtisasım resim. Şimdi efendim, bayram, yeni yıl mesajlar, Türkiye'nin yeniden yapılanması, görme engelliler için açtığınız bu okullar, seçim kanunu ve partiler kanununun değiştirilmesi vesaire. Yani aslında her şeyi bu ülke için seve seve olması gerekirken ama biz bunları artık yazmaya başladık. Bu ülke için seve seve için kampanyalara açtık. Birincisi bu ülke için seve seve bu indirim günleri kampanyalarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten maksadına ulaşmış mıdır? Son bir haftadır TRT Haber olarak biz İstanbul'un gece kondularında oturan, evlerini sel basan birçok mağdur ailelerin de dramlarını ekrana getirdik. Ve hayırsever iş adamlarının onların yaptığı yardımlara götürdük, yerlerinde gösterdik. Ve biz de bu kampanyanın adını bu insanlar için seve seve adını koyduk. İkisi aslında arasındaki farkı siz nasıl değerlendirirseniz bilmiyorum ama önce bu ülke için seve seve kampanyalarının perde arkasını ve amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını ve Türkiye ekonomisi için gerçekten bir lokomotif olabilir mi? Yani bir duran ticareti de bir anda canlandırmaya yönelik midir? Bu konudaki görüşlerinizi almak istiyorum. Şimdi hiçbir şey yapmazsak faraza bu ülke için seve seve gibi bir fikri masaya koymazsak yola aynen devam ederiz. Ama bunları, bu ve buna benzer şeyleri gündeme getirirsek belli boyutlarda hedeflere varmamızda fayda verir. Bunun benzerlerini vaktinde de hatırlıyorum. Hatta şurada benim saatimde de var. Evet. Bir saat yapıyordum 7-8 sene evvel. Onun içerisinde de susurluk gibi işler yaşandığı için bir olay getirmişti. Beyaz kurdale. İşte bak burada beyaz kurdale var. Evet, saatinizdeki ben göstereyim. Beyaz kurdale. O zaman beyaz kurdale takmışsınız. Arabalarımızda, evimizde, antenlerin üstünde. Ne güzel bir başlangıçtı kardeşim. Ben de buna katıldım orada burada. Hatta saatimi de yaparken kurdaleli koydum. Ora bura dağıttım. O gün yaşanan beyaz kurdale susurluk rüzgarlarının arkasından sonra unutulup kaybolup gitti. Şimdi bu geldi. Hı? Bu da diyorum kaybolup gitmemesi lazım. Negatif meseleleri daha uzun zaman gündemde tutabiliyoruz. Yazıyor, cüzüyor, ofartıyor, büyütüyoruz. Hayırlı işi kısa zamandan sonra böyle başlar, böyle bitirmiyoruz. Bunu yapanlara, girişenlere teşekkür ediyorum. Ben de bunu onu şapkama, şurama, burama koydum. Belli yerlerde, futbolda, bilmem ne de gösterdim. Bunları yaptım. Bunlar hayırlı işlerdir. Boyutları ne kadar olur? Evet, ona da bakacağım ama hiçbir şey yapmama yerine bir şeyleri yapmana iyi.
inanıyorum. Bunların tepesinde ne var biliyor musun dostum? Şu var. İnanıyor mu yahu? Kişiler olarak. Önce benim vatanım. Sonra benim müesseselerim. Sonra benim yuvam. Her yerde mutluluk istiyorum. Başarıyı her yerde istiyorum. Bu sıralamayı bilinçli tutacağım. Japonlar böyle söylüyor. Önce Japonya. Sonra güçlü müesseselerim. Marş söyleyerek işe giriyor işçiler. Verimlilik. Seyyare zam. Seyyare gibi komediler yerine yapan, hak eden daha çok. Bunu gene gelip istemedek söyleyeceğim ama parti liderlerimize bağlıyorum. Önce benim partim, hayır. Önce ben, haşa. Önce benim, Allah, tan. Onlar da böyle düşünüyorlar. Her birinin böyle duygular içinde olduğuna inanıyorum. Fakat yeni fırsatlar vermeye, yeni yüzlere, yol açmaya, yeni insanlar yetiştirmeye yeterince şartlara basamıyorlar. Ve yapısal değişimler için dört köşeli yola çıkamıyorlar. Herhalde bu da genç demokrasiden oluyor be. Öğrenmenin de bu kadar pahalı olmaması lazım. Geçmişten ders ala ala nasıl demiştik başında, her gün ben yatağıma girerken bilanço yapıyorum. Yarının da soruyorum, gelecek seneyi de soruyorum. Burada da aynı şeyi istiyorum. Bu işler muhakkak hayırlıdır. Buna benzer işleri yapacağız ve onun geliştirerek herkese mal ettireceğiz. Belli boyutlarda alım, satım oldu. Fakat ne istiyoruz? Kalıcı. Kalıcı olmasını istiyor. O yüzden böyle öldürdük. Zafer. Haylarca gidiyoruz. Kendi kendime söylüyorum, acaba bu güçlü bir Alman sanayicisi olsaydı aynı mı olurdu netice? Türk olduğu için kendimizi anlatmak fukaralığımızdan. Bugün iş adamlarımız Bulgaristan ve Romanya'da artık fabrikalarını açmaya başladılar. Yatırımlarını oralara doğru götürüyorlar. Ve birçok fabrikalar kapanıyor. Bu konuda neler diyeceksiniz? Bu iş adamlarımızın yurt dışına, Bulgaristan ve Romanya'ya gitmemeleri için Türkiye'nin neler yapması lazım? Süratle bu konuda neler diyeceksiniz? Efendim, müteşebbis önemli. Yalnız müteşebbis mi önemli? Hayır. Herkes önemli. Bütün kesimlerdeki medyadan değerli bir arkadaşım, politikada bir arkadaşım, tarımcı bir arkadaşım, iş adamı, herkes önemli. Üreten, bol, akıllı, dünya rekabetine açık. Mutluluğun penceresidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ford ailesi gibi 5-6 tane aile Amerika'yı Amerika etmiştir. Gel İngiltere'ye. Orada numuneler var. Fransa'ya gel. DuPont ailesi var. Ya dünyada bir vaka var. Herkes çok önemlidir. Bir hukukçu arkadaşım hayırlı, mutlu, iyi işler yapıyor. Çok önemli. Hukuk yok, hiçbir şey yok. Kabul ediyorum kardeşim. Ama var edenler de lazım. Üretenler. Bu üretenlerin moralini bozmak doğru değildir. Devlet eliyle yeniden fabrikalar yaparsan, demin söylediğimiz işsizlerimize, kurban olayım bana iş ver diyenlere yeniden fabrikalar yaparsan, devlet eliyle bir yere varamazsın. Geçmiş ortada.
müteşebbisler ülkede kalmak yerine niye Romanya'ya gitti? Niye Çekoslovakya'ya gidiyor? Niye Bulgaristan'a gidiyor dedim mi? Cevap diyorum kardeşim, Ahmetler Mehmetler oraya giderse, gitmek zorunda kalırsa, altını çizelim, gitmek zorunda kaldığı zaman George gelir mi be senin memleketine? Ben onu siz de aslında şöyle söylediniz. Halis Ağalar giderken George gelir mi? Tabii altını çizeceğiz bir noktanın. Halis Bey'in bir pencereden baktığımız zaman o pencere nedir? Dinamik yapan, yeni istihdamlar yaratan, fabrikalar kuran. Bu pencere bunu gösteriyor. Bu pencerenin dışında Halis Bey'in yanlış yaptığı işler varsa, varsa ikiye böleceğiz. İki tane suçlu var. Biri ya konjonktürden de diğer strateji yapmalarda hataları kendisinindir veya onu denetlemeyen, ona sahip olmayan, yol göstermeyen merciler dolu dolu Ankara'da, enflasyon derecede merci var, kadrolar Allah 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 inanılmaz boyutlarda dolu, müsteşarlar, yardımcılar, umum müdürler ne için orada duruyorlar ya? Biri yanlış yapıyorsa yol göstermek, belyede frenlemek için orada duruyorlar. Binaenaleyh halis toprağın içinde bir olay varsa, bir suçlu varsa şu 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 sebeplerde, sen makabına şamil kararlar al, Halis Bey'den bir fatura çıktın. Bunların Halis, Ahmet, Sakıt, Mehmet kim olursa olsun denetlemeler yapmayanları da bulacağım. Ben fikri anlatırken maalesef medyada bazı arkadaşlarım Halis'in avukatı gösterdi beni. Ben fikrin avukatıyım. Müteşebbis moralli. Aslında yani o da siz simge olarak Halis Toprak'ı bahsettiğiniz Halis Toprak gibi yüzlerce son iki yıl içinde iş adamı aynı akıbete uğradı. Bunları mı kastederek onu kastediyorum. Fabrikalarını kapatmış, üretimden geri kalmış. Halbuki onlar değil fabrikaları kapatmak, tevsi ve tevsi için koşuyor olmaları lazım. Dünya koş diyor. Yürüme diyor, koş diyor. Elim olur seni beklemiyor. Halis Bey'e geldiğim zaman Halis Bey'in işinde de anlatmıştım ki kardeşim kişiden ayır şimdi Salih, Ahmet, Kemal. Yaptığı yanlış iş varsa orada hesap soracağız. Onun icatlarına göre faturaları ödeyecek. O ayrı baba. Ondan hiç vazgeçmiyorum. Onun da kişileri kim diyorum? Merciler. Dolu dolu merciler. Yönlendirecek. Dikkatini çekecek. Olmadığı zaman cezayı kesecek. Yönlendirecek. Kişiye sahip olma, iş fikreye sahip olma. Amerika'yı Amerikan edenler gibi burada da müteşebbislere ihtiyaç var efendim. Rahmetli babam gelse şimdi buna söylesem ki Türk hazinesinin vergisinin %5'inin 6'sının Sabancı topluluğu veriyor. O da şaşar. Ve bu insanların konuşma hakkı var. Hangi pencerede? Ekonomik alanlarda daha iyi düzenlemeler olmaya hakkı var. Geçtiğimiz ay Fransa'da ünlü adınız Jacques Chirac tarafından birincisi bu ödülü alış nedeni bizzat sizden dinlemek istiyoruz. İkincisi burada bir şey daha dikkatimizi çekti. Size sarayda bu ödülü verdi. Şimdi Türkiye'deki saraylara baktığınız zaman Türkiye'deki saraylar kapalı hala. Evet. Oysa Türkiye'de Cumhurbaşkanı ve Başbakan ve Genelkurmay Başkanı bu sarayları da kullanarak uluslararası mesela
ödül törenlerinde biz niçin milli saraylar hala kapalı tutuyoruz soracağım. İkincisi Fransa'nın size verdiği bu nişanı ana nedenini ve öyküsünü tamamen sizden dinlemek istiyoruz bu bayram günü. Efendim, insanlar fanidir. Bugün varız, yarın yoruz. Bütün mesele Allah nasip etse, dönüşmeyi nasip etse de coşkulu bir şekilde hayırlı sosyal işler yapalım. Bu iz bırakmaktadır yabancılar yanında. Fransız Cumhurbaşkanı da konuşmasında uzun uzun halk seni seviyor, halka sahip olmak, hayırlı işler yapmak, tepesinde üniversite olmak üzere. Metin Sabancı olayını kendi anlatıyor konuşmasında. Efendim o kadar güzel aile fertlerini filan anlatıyor. İftar edecek bir olay anlatıyor. Anlatan kim? Sarayda, Elize Sarayı'nda Cumhurbaşkanı anlatıyor. Bu soyadı aşıyor, Sabancı'yı aşıyor. Türkiye için iftar oluyor. Kaldı ki bu Fransızlarla Türkler arasında Ermeni olayları gibi sebeplerden dolayı soğukluklar yaşanmıştı. İlişkiler gerginleşmişti. Bunun yanında da sarayda bunu ve diyor ki sarayda Legion d'Honneur'ü ve bunun da official mertebesi, yüksek mertebesi ki ben şimdi oldum şu anda Legion subayıyım. Evet. Ve diyor ki yalnız ve yalnız Fransa dışında bir tek kişi alacağız. Exceptional. İstisnai. Bütün dünyadan bir tane istisna var. O da Türk. Bak Sabancı demiyorum. Bu bir şerefti. Sarayda yapılan bir iştir. Bunun üstüne yeni tuğlalar koyarak negatifler yerine pozitifler getirmeliyiz. Çünkü Fransa oranın Cumhurbaşkanı dünyada saygın bir insandır. Yeri vardır. İster Avrupa topluluğu beklentilerin olsun. İster başka meselelerin. Eğer diyaloglar yeterli değilse, bir köşede kalmışsan, o zaman senin anlatamadığını karşı cenah anlatır. Rum gide gide anlatmış. Bu Türkler bizim hakkımızı yedi, bizi öldürdü, şöyle etti, böyle etti. Ya Türkler değil ağam, tek yanlı anlatılmış ona. Yıllar boyunca. Halbuki Rumlar bize neler yapmış ya Rabbi ya Resulallah. Nasıl insanları kesmişlerdi, kanlar içinde, resimler vardı, banyolarda, değil mi efendim? Benim Legion dönüyor gibi olaylarımda bunu yaşadık. O kadar sıcak bir Cumhurbaşkanı kardeşim, ne kadar güzel, bunu imzalıyor, imzalıyor, kendisi bana gönderiyor. Nerede diyor? Türkan Hanım, ailenin diğer fertleri nerede? Onlarla da beraber resim çekeceğim. Onlar da gelsin ayrı resimi. Yani bunu bir köprü yapmak lazım. Bunu neden verdiler sualinize gelince? Evet. Esası kültür ağırlıklıdır. Çünkü kültür penceresinde şükürler olsun New York'ta, Los Angeles'ta, Harvard'da ve başka memleketlerde, sonradan Berlin, Frankfurt gibi kültürel işler yapıldı. Bu kültürel işlere daha fazla ehemmiyet veriyorlar. Kültür penceresi, spor, sanat penceresi ekonominin üstüne çıkmış. O kadar ehemmiyet veriyorlar ki
bana da Lejyon Dönörü verirken Carrefour'la yaptığım ortaklıkların da rolü var. İşsizlere iş açma dahil akıllı işleri de var. Danone'la yaptığım, BNP'yle yaptığım ondan da rolü var. Ama tepesinde Louvre Müzesi'nde 3 ay müddetle Türk yapıtlarını bir kişi, özel bir grup. Hem de Louvre Müzesi'nde Akbank Oda Orkestrası konser verecek. Adamlar şaşıyorlar, ya Louvre'u kiraya mı aldın ki? Burada kiraya vermedik sana ki. Senin orkestranı niye içeriye sokayım? Bu bir ailenin, bir grubun orkestrası diyor. O öyle der, böyle der, kabul ediyor. Çünkü anlatım lojik. Anlatım onu gıdıklıyor, kabul ediyor. Yoksa kabul etmez. Resimlerimi de koyacağım. Bu kaligrafilerin, yazıların, fermanların içine diyorum. Ayağa kalkıyor adam. Müzenin başkanı diyor ki, aman 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 bunu duymuş olmayayım diyor. Benim ihtisasım resim. Onun için resim alamam. Türkler resim içinde genç. Yeterli değilsiniz, alamam diyor. O desin. Ertesi gün yine buluştuğumuzda, sayın başkan şöyle 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 kriterlerim var, amacım var diyorum, kabul ediyor. Osman Hamdi'nin resimlerini oraya koyuyoruz. O bir pencere açıyor. O kabul ettiği yer orada. Berlin'de kabul ediyor. Frankfurt'ta kabul ediyor. Yeni ressamların yolu açılacak kardeşim. Türk resmi konuşulacak. Benim orkestramı alkışlarken ayağa kalkmış adam, başkan, bana hayır hayır diyen adam beni alkışlamıyor ya. Sağ Sabancı neye alkışlıyor? Cem Mansur'u alkışlıyor. Cem Mansur başarılı bir orkestra şefi. Sordular, anladılar. Onun için kabul ettiler. Yalnız o mu? Hakkını verelim. 36 tane Türk insanlarından güzel Türkler, baylar, bayanlar orkestrada başarılı. Bizde böyle başarılı işler var. Nasıl ki Total Quality'nin lideriyiz. Böyle başarılı işlerimiz de var. Ama hepsini satmakta fıkara, fıkara, fıkara olduğumuz için ya trene biniyorum, fukaralık treninde yolculuk yapıyorum. Satma kapasitesinde az. Türk'ün hakları ya, yediniz, 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 yediniz ey Amerikalılar, ey Avrupalılar, terörde bir iniminimin derken sırtınızı dönüp gittiniz ya. Siz ne umursamaz adamdınız. Ne faturayı, ne büyüklükte, maddeden konuşmuyorum, ne insanları yitirdik, ölümler. Başta bu bayram günü analım rahmetle. Kardeşiniz Özlem Sabancı'yı yitirdik bu terör yüzünden. Türkiye'nin en büyük dev sanayisi, otomotiv sektörünün beyniydi. İnsanlar terörü sadece Amerika 11 Eylül saldırısından sonra teröristle, terörle tanıştı. Büyük güçler kendisiyle tanışana kadar bir türlü onun nasıl bir canavar olduğunu anlayabilmesi için tanışması mı gerekiyordu? Ah keşke böyle konuşmamış olsaydım. Diyordum ki ya siz umursamaz giden Avrupalılar, bir bayan çıkıyor orada, Özdemir'i iyi öldürdük. Zafer, zafer, aylarca gidiyor. Kendi kendime söylüyorum, acaba bu güçlü bir Alman sanayicisi olsaydı aynı mı olurdu netice? Türk olduğu için kendimizi anlatmak fıkaralığımızdan diye söylüyorum. Rumların EOK Grivas olayı bizi gümbür gümbür perime perişan eden olayları
tek yanlı üstünü örtüyor. Onları dinliyorlar. Onlarla diyalogları var. Bizim de tamam değil. Zaten de bugün Avrupa topluluğuna da o kesimi alıyor. Bizi almıyor. Aynı kafa devam ediyor. Ermeni Asala olayı yaşadık. Katliamlar, çok değerli büyükelçiler, Ankara'da Esenboğa'da yapılan olay dahil yaşadık, hariciciler dedi. Peki, benim müzem var, müzemin müdürü var Emin Mahir Bey, onun babası çok değerli bir büyükelçiydi, öldürdüler, katlettiler. Kürt olayı, 30 bin kişi permaperişan, neler yaşandı, tek yandı. Bunları ben bir yerlerde anlatırken yüreğimden gelerek diyordum ki o zamanlar şunu diyordum. Ya illa diyorum gelip de Paris'e, Eiffel Kulesi'ne birisi bomba koysa mı uyanacaksınız? Ey Almanlar, sizin parlamentonuza biri gelecek yarın bir bomba koyup da parlamentonuzda birçok insanlar öldükten sonra mı uyanacaksınız diye demiştim bir iki yerdeki konuşmalarımda. Keşke öyle demeseydim be. New York'ta geldi 5. caddede bu işi yaptılar be. İnsanlar öldü. Fakat biz bu işte gelmiş hakkımızı iyi anlatıp bir yerlere varıp bunu büyük bir şekilde nedir ya 10 milyon dolar 20 milyon bırak ya 100 milyon dolar istiyorum 100 200 milyar dolar istiyorum kapıyı büyük aç ya ne arıyorsun 100 milyon dolar 200 milyar dolarlar olur mu olur işte bunlara ne yapacağız terördeki yaptığın işleri yap faturaları gerek indirek olduğunu. Ve sonra dünyada bir plak çalıyor. Ne diyor? Müslümanlar, Hristiyanlar olayı. Bir cenah böyle söylüyor. O cenah onu diye dursun. Biz buradan koşuyoruz. Bu olay oldu. Ertesi gün farz edelim. Bir rüya görelim. Ertesi gün dinamik vizyonu olan yapıcı bir Türk başbakanı varmış diyor ki geldim Müslüman bir memleketin başbakanı olarak geldim bak hemen ertesi gün geldim teröre karşıyım senin yanında değilim Amerika ben terörün karşısındayım ne plak çıkarıyor bazı yerler Hristiyanlarla Müslümanlar. Hayır efendim ben Müslüman bir memleketin başbakanıyım. Geldim buraya. Ben diyorum ki bu olay teröre karşı olaydır. Senin değil ilkenin yanındayım. Amerika'nın yanındayım. Sonuna kadar asker mi? Bunu ne zaman söyleyecektik? 11 Eylül'den bir hafta sonra söyleyecektik. O zaman da 10 milyon dolar, 5 milyon dolar, 25 milyon dolar, 10 katını isteyecektik. Anlatım farkına bakar. Koşullar aynı olur, potansiyeller aynı olur ülkelerde. Ama anlatım tarzı meselesi önemlidir. Orada biz varıp, geldim, istiyorum, hakkımdır. Ne istersen ülkenin yanındayım deseydik. 100 milyar dolar aldık. Ama da hayalperest diyeceksin. Yok. İyi anlatım olursa belki olabilir. İnsanı sorarlar. Sayın Başbakan. Neden onlar 17 bin 20 bin dolara aldık da? Biz neden 2 bin dolara aldık? Siz politikacılara soruyorsunuz. Bu suçlusu Ayşe, Kıbrıs'taki Mehmet, Hüseyin mi? Sade vatandaş mı? İstediğimiz
10 gün içerisinde TÜSİAD'ın bir çıkışı oldu Kıbrıs konusunda. Malum Kleves'le Denktaş bugünlerde Yeşilat'ta ve Lefkoşe'de görüşmeler yaptılar. Bir barış havası esmekte. Bu görüşmelerin sonucunda neler ortaya çıkar onu hep birlikte göreceğiz. Ama TÜSİAD'ın bu çıkışına siz de destek verdiniz. Ama peşi sıra Başbakan Ecevit ise TÜSİAD'a ve belki de size bu çıkışlarınıza şu sözlerle cevap verdi. Kıbrıs'a gidip de 3 kuruş yatırım yapmayanların konuşmaya hakkı yoktur dedi. Bu konuda neler diyeceksiniz? TÜSİAD'ın bu çıkışı ve Ecevit'in bu sözlerle cevabını nasıl değerlendiriyorsunuz? TÜSİAD adeden çok büyük bir organizasyon değil. Ama Türk sanayinin büyük bir kısmı o üyelerden tarafından temsil edilir. Onlar istihdam ve sağlıklı istihdam genellikle vergi verme rakamlarını toplarsak önemlidir. Mesela bunlardan biri Sabancı topluluğu, Tanrı'ya şükürler olsun. İnanılmaz. Rahmetli babam gelse şimdi buna söylesem ki Türk hazinesinin vergisinin %5'ini, %6'sını Sabancı topluluğu veriyor. O da şaşardı. Benim numunem gibi, Koç Holding gibi birçok ve bu insanların konuşma hakkı var. Hangi pencerede? Ekonomik alanlarda daha iyi düzenlemeler olma hakkı var konuşmaya. Ben %5, %6 şükürler olsun böyle bir vergiyi biliyorum. Yanında soruyorum durmadan. Param nereye gidiyor? Alanlar! Bunu ne yapıyorsunuz kardeşim? Hortumcular! Nasıl geliyor, nasıl devam ediyor, neden bunun dibini yakalayamıyorsun, suçluyu neden yeterince teşhir edemiyorum, benim param nereye? Binaenaleyh TÜSİAD ve camiasındakiler ekonomik pencerede baktıkları zaman Kıbrıs'ın yalınız ve yalınız ekonomik pencereden bakınca bizde bir kan akıyor şakır şakır kolumuzdan. Sonra da sağlıklı olmamızı istiyorsun. Sağlıklı olamayız. Bizim hazineden yapılan güçler, oraya verilen fırsatlar ne oradaki insanları mutlu ediyor, ne hazinemi yeterince mutlu ediyor. Ve neticede de mutluluk oraya gelmiş, daha iyi yaşam olmuş değildir. Hatta Kıbrıs'taki koşulları iyi olan insanlar Londra'ya gitmiş. Fabrika yapmış, bilmem ne atölye yapmış, İngiltere'de yapmış. Burada değil. Burayı bırakıp oraya gitmiş. Bu Sayın Başbakanımıza arz etmek istiyorum. TÜSİAD camiasında benim gibi numuneler var. Çok ileri kademelerde. Hepimiz ağam gece gündüz istihdam için aş yeri açmak için, iş yeri açmak için, vergi vermek için, Türk'ün imajını ileriye taşımak, global olmak için dönür kıtada. Konuşsam tam palavra kimse dinlemez ama palavra yok. Dört kıtada 17 tane Sabancı fabrikası var. Bu dört yerde Türk bayrağı balgalanıyor, Türk bayrağı. Oralarda İstiklal Marşı söyleniyor. Orada Türk mühendisler var, teknisyenler var. Lakırdığı yok. Kıbrıs'a yaptın, yapmadın. Topun ucu, topu taca atmayalım. Arjantin'deki fabrikanın, Almanya'daki fabrikanın, İngiltere'deki fabrikaların da direkt indirekt getirdikleri vardır. Benim TÜSİAD üyelerim politika yapmak için konuşmuyorlar. Diyorlar ki bizim pencere bakımından düşüncelerimizin, biz de söyleyelim, biz de dinlesinler. Ama bundan daha önemli hakkı var konuşacak kim? Askeri cenah.
Onun hassas oğlu hassas pencereleri var. Komutanlarımız ne diyor kardeşim? Türkiye'nin güvenliği, orta ve uzun vadede onları dinleyeceğiz kardeşim. Ekonomistleri dinleyeceğiz. Sendikacıyı da bin herkesi dinleyeceğiz. Her yerdeki nüansları birleştirip de reçete yazacağız. Biz sadece Kıbrıs'ın ekonomik penceresinde TÜSİAD'ın yanındayım. Onu destekliyorum derken bu duygularla söylüyorum. Ama askerlerim, komutanlarım, güvenliğim gibi diğer yerlere de bakarak bakacağız. Ama üst üste şuraya geliyoruz. Tümüyle beraber bu sepetin tümüne bakarsan yıllardan beri devam Allah devam, devam Allah devam. Alan memnun değil, satan mutlu değil. Zaten gelmişsin, adayı bölmüşsün. O taraftakiler 17 bin, 18 bin dolara varmış. Sen bizimkiler 2 bin dolarlarda talim ediyorsun. İnsanı sorarlar Sayın Başbakanım. Neden onlar 17 bin, 20 bin dolara vardık da biz neden 2 bin dolarda kaldık? Siz politikacılara soruyorum şimdi. Bunun suçlusu Ayşe, Kıbrıs'taki Mehmet, Hüseyin mi? Sade vatandaş mı? Yok kardeşim. Bu düzenlemeleri yapan, politik yönleri yapan sizlersiniz ağam suçlusu ya. Ve netice itibariyle orada bu akra konuşuyor. 2 bin dolarda kaldın, Avrupa toplumuna seni almıyor. Çünkü sen Ankara'da yaptığın negatifleri, olumsuzlukları, istikrarsızlığı, güvensizliği oraya da pompala, Allah pompala, aşıla Allah aşıla, aşıla aşıla, orayı da öyle ettik. Londra'ya giden adamlarım var, ben biliyorum, Kıbrıslılar, kocaman kocaman adamlar oraya gitti. Binaenaleyh burada politik pencereyle hepsini, tümünü fotoğrafın bakmadan yalnız söylemek doğru değildir diyorum. Evet. Peki efendim, 2002 yılında Sabancı enerjideki iddiasını basına yansıdığı kadarıyla biliyoruz, büyüttü. Ama önümde anekdotlara bakıyorum. İşte diyorsunuz ki Balkanların bakanların isimlerini bile bilmiyorum. Ankara kör mü sar mı diye şaşıyorum. Hangi ülkede bu kadar bakan var? İndirin artık şu bakan sayısını. Peşin sıra radikal önerilerde bulunuyorsunuz ve diyorsunuz ki Enerji Bakanı o zaman Cumhurer Sümer olduğu için istifa etti. Ne düzeldi? Elektriği kaça alıyorum? Hangi kalitede buluyorum? Dünyanın en pahalı elektriğini kullanıyorum. Rakibim Alman, İngiliz, benim yarı fiyatım elektriği kullanıyor. Şimdi bunu elektrikle ilgili ve enerjiyle ilgili Türkiye'nin bugünkü çektiği sıkıntıları konuşmak istiyoruz. Yağmur var, 4 iklim, 7 mevsim var. Ama yine de en pahalı elektriği Türkiye'deki sanayici kullanıyor. Rüzgar enerjisi var, bedava, ama dünyada rüzgar enerjisini kullananlardan en gerilerde Türkiye var. Bu tezatları nasıl açıklıyorsunuz? Ve bir de bu bakanlık sayısı, yani mantalite, zihniyet, sistem hep aynı olduktan sonra bile bakan sayısını 3 yapsanız dahi sorunlar giderilecek mi? Efendim, en önemli kriter insan. İyi yetişmiş, iyi yetkilerle çalışan, toplumuna ve çevresine fayda veren. Onun için filan enerji bakanım, yalnız bir enerji bakanım değil, başka bakanlarım da var. Problemle gelince insana kıyıyoruz. Topu o kişiye bağlıyoruz. Sistemi unutuyoruz. Hantal ve yılların yırdığı problemleri unutuyoruz, kişilere bağlıyoruz. Halbuki daima söylüyorum, insan çok önemlidir. Yetiştirmek çok zaman ister diyorum. Bir enerji bakanı yanlış yaptıysa zaten soracağız kardeşim. Görevimiz, muhakkak soracağız.
ve gereğinin acırmadan yapacağız. Fakat ama öbür taraftan da insanları çabuk atmayalım, kadrine gitmeyelim, sisteme bağlayalım. Oraya daha çok. Bu memlekette Tanrı lütfetmiş potansiyeller var enerji için, akarsularından, diğer yerlerinden. Fakat bol enerjimizin olduğu günler var, kalkınma treninin olduğu günlerde. Ondan indiğimiz zamanlarda Bulgaristan'dan enerji alma mecburiyeti gibi numuneleri yaşama var. Yahu bu her zaman ihtiyacımız olan bir iştir. Enerji yok, hayat yok. Binaenaleyh her zaman istikrarlı bir şekilde ileriye ileriye ve gelişmelere paralel hesaplar tutması lazım. Bizde hesaplar şaşıyor. Bir gün enerji bolumuz var, ihracatçı oluyoruz. Bir gün ithalatçı oluyoruz. Bulgaristan'dan almak zorunda kalıyoruz. Potansiyeller aynı ya. Bunu gene getiriyorum, sisteme bağlıyorum. Sistem enerji olmayan enerji en pahalıdır. Olmayan enerji. Bir olmadı mı? Allah 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 Allah. Damdan düşen adam olarak ben biliyorum. Olmadığı günleri ben bilirim. Ha. Öbür taraftan geldiniz. Siz ne güzel söylediniz. Bütün bu kriterlere rağmen bizim enerjimiz çok pahalı dediniz. Evet. Dünya realiteleri var ha. Mukayese ederiz. Almanı, İngiliz'i, şunu bunu koruruz. Karşılaştırırız. Yalnız kilovatı şu kadar bir şey anlatamaz. Ha. Yanına başka kriterleri de koyacağız. Mesela kalitesi. Enerji var ama kalitesi gibi panel yapısı yapmayın. Ha şimdi demek ki pahalıyız. Kalitemiz tamam olmayan enerjimiz var. Büsbütün pahalılaştırıyor. Sonra bana diyorsun ki dünyada rekabet yapmak zorundasın. Yalnız iç pazar için üretme bitmiştir, modası geçmiştir. Dünya için üreteceksin ve pazarlara gideceksin, köşe başlarını tutacaksın. Onlar vaktinde varmış, oraya yerleşmişler, kendini ispat etmiş ama zor, olur zor hedefi veriyorsun bana. Yanımda sadece enerjiye gezin, hem kalitesi tamam, ben hem de bağlı, hem bağlıyı bana veriyorsun. Benim girdim bu ya. Bu girdi bağlıydıysa, girdi bağlıysa çıktısı da bağlı olur. Ticaretin kuralı da budur diyorsun. Ne bağlı diyorum, evet. Efendim şimdi bir de Sabancı'nın üniversite hizmeti var. Siz bu özel üniversitelerin ayakta kalabilmesi için hem öğrencilerin, hem velilerin, hem de müteşebbislerin, hem de bu üniversitedeki mütevelli heyetlerin ve öğretim üyelerinin ne bu bayram günü seslenirseniz neler söyleyebilirsiniz? İsterseniz eğitim, eğitim, eğitim onun içinde çok ehemmiyetli bir köşe başı olduğuna göre üniversiteler geliyor. Şükürler olsun son zamanlarda özel üniversiteler de gündemimize geldi. Bir başlangıç yapıldı. Sabancı'da üniversite bundan biridir. Benim üniversitemde arkadaşlar, dostlar, benim oğlum, benim kızım da buraya girsin diye arıyor. Sadece o değil. Beşiktaş'ta benim bir lisem var. Kaç telefon geliyor ki benim kızımı, oğlumu buraya alın. Çünkü ana ve baba haklı be. İyi okul istiyor, iyi okul istiyor. Canını verecek çocuğu için. Üniversiteme geliyor. Bakıyoruz. Analar iyi okul istedikleri için Boston'a gidiyor. Los Angeles'a gidiyor. New York'a gidiyor. Kaç bin kilometre yolculuk yapıyor. Gelme gitme de büyük paralar verecek. Oraya da çok ama çok bizim Sabancı Üniversitesi'nde aldığımız paranın çok daha fazlasını veriyor. Neden? Tepede bir şapka var ağam. İyi okul istiyor. Bunun işte yolu kesmek, Boston'a gitmeyi azaltmak için Sabancı Üniversitesi gibi numuneleri çoğaltırsak, gitme gelme trafiğini ve daha pahalıyı, biraz pahalı da olsa bu burada, onlardan daha ucuz olduğu için daha iyi olur diyorum. Bayramın bu ilk gününde bize konuk olduğunuz için ve görüşlerinizi paylaştığınız için ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Evet sevgili seyirciler, baş başa programı bu hafta burada sona erdi. Programımızı konuğu iş adamı Sakıp Sabancı'ydı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca Türkiye'nin en önemli sorunlarını konuştuk kendisiyle. Biz bir kez daha Türkiye'de bizleri izleyen tüm seyircilerimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan bayramını tekrar tebrik ediyoruz. Hoşça kalın, iyi pazarlar. Başka bir programımızda. Sevgili menfaatlerin kurumu. Hiçbir hizmetten asla kaçmıyor. Öyle bedava ediniz, özgürlük sağlık. Yatırdıysa yoğurursun. Avrupa imzalarını gene çıkarmaya gayret ediyor. Enflasyon deyince. Bunu belki aydın olmak için. Tam olarak olacak. Tavuk, sultan, sevime kadar. Hiç olarak bir şeyin yetmiş. Bazen de iyi bir şey. İnsanlarla görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.